Bu videoda sana düşünceler ile nasıl zenginliğini arttırırsın, bereketini nasıl çoğaltırsın, nasıl gerçek olan gönül zenginliğine sahip olup cüzdan zenginliğine ulaşırsın. Bu konuyu videoyu sonuna kadar izlersen sana anlatacağım. Sadece bu videonun etkisini arttırmak için yapman gereken bir kural var. O da ne biliyor musun? Bu videoyu izlerken bana odaklanman gerekiyor. Yani bu videoyu sonuna kadar izlemeye niyet etmelisin. Ve sadece bu videoya bakman gerekiyor. Yani araba sürerken biraz zor. Çünkü araba sürerken beni seyredemeyeceksin. Dolayısıyla gerçekten gönül zenginliğine sahip olmak istiyorsan, gerçekten zengin olmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Zengin olabilmek için ilk yapman gereken şey zihniyetini değiştirmek, kafa yapını değiştirmek, bakış açını değiştirmek, düşüncelerini değiştirmek. Buradaki zenginliği gönül zenginliğine indirirsen buradan cüzdanına gelecek. Yani buradaki zenginlik cüzdan zenginliğine gidecek. İlk neymiş? İlk başlangıç noktasına zihniyet, mindset, bakış açısı, düşünce yapısı. Buradan başlıyoruz arkadaşlar. Burası programlanıyor. Birileri tarafından programlandın. Eğer senin zenginliğin bir yere kadar gidiyorsa, yani iş yapıyorsun, dükkanın var. Fakat önüne devamlı görünmeyen bir duvar çıkıyor. Camdan bir duvar. Hep bir engel var. Yani ilerleyemiyorsun. Devamlı ona çarpıyorsun. Ve yıllardan beri hep çarpıyorsun. Ağzın burnun kanadı. Nereden olduğunu bilmiyorsun. Herkes başardı. Hedefine ulaştı. Senin rakiplerin ilerledi. Ama sen yine aynı yerde sayıklıyorsun. Hani o bir çark var. İşte o çarktan bir türlü çıkamıyorsun. İnanıyorsun kendine ama ilerleyemiyorsun. O ne biliyor musun? Onun sebebi ne biliyor musun? O bakış açısıyla alakalı. Burada sana yüklenen bir virüs var. Sana yanlış bir düşünce kalıbı yüklendi. Kim yükledi? Bak kim yüklediğini ben sana söyleyeyim. Şöyle diyelim, sen 25 yaşındasın. Bu zamana kadar kaç kişiyle görüşmüşsündür? Öğretmenlerini de say. Öğrenci arkadaşların, annen baban zaten içerisinde. Bu zamana kadar belki 5000 insanla konuştun. Karşılıklı iletişime geçti. İşte o insanların düşünceleri, dil kalıpları senin beynini programladı. Örneğin onlardan bir tanesi zenginlikle alakalı kötü bir kelime söyledi. Ne dedi mesela? Zenginler kalleş, işçiler kardeş dedi. Bundan dolayı senin beyninde bir program oluştu. Beyninde çekirdek bir inanç oluştu. Belki bu seni engelleyebilir. O 5000 kişinin içerisinde belki o bir kişinin sözü seni negatif programlamış olabilir. Ondan dolayı bir türlü ilerleyemiyorsun. Veya senin baban sen küçükken sürekli parasızlıktan şikayet etti. Veya sana şunu söyledi, bir mendil alacak paramız bile yok dedi belki ticaretle uğraşırken. Yok deyince yok oldu. Senin beyninde de yokluk bilinci oluştu. Yani kıtlık bilinci yerleşti. Sana birisi söyledi bunu. Ondan dolayı görünmez bir engel var. Sürekli ona çarpıyorsun. Bir cam gibi düşün. Hedefini görüyorsun ama ilerleyemiyorsun. Çünkü o engel senin beynine yüklenen çekirdek inanç. Yanlış inanç. Yani bir hipnoz kelimesi. Bir program, bilgisayar programı gibi. Onu sana yüklediler. Ondan dolayı ilerleyemiyorsun. Bolluk bilincine bir türlü ulaşamıyorsun. Ulaşsan da hemen elindekini kaybediyorsun. Dolayısıyla ilk önce düşüncelerini değiştirmen lazım. Kafa yapını değiştirmen lazım. Yani senin engellerin nelerdir? Onları belki tek başına bulamazsın. Ama bir uzman tarafından onun analizini yaptırabilirsin. Senin bu zamana kadar hedefine bir türlü ulaşamamana sebep olan o çekirdek inanç nedir? Onu bir uzman bulabilir. Onu bulduktan sonra, düşünce kalıbını değiştirdikten sonra, bak buradaki bakış açısını değiştirdikten sonra o uzman oradaki düşünce kalıbını çıkarıyor, değiştiriyor, sonra yerleştiriyor. O kadar. Basit. Uzmanlar tabii. Şimdi onu değiştirdikten sonra, düşünceni değiştirdin. Bunu değiştirdikten sonra gönlüne indiriyorsun otomatikman. Yani arzu ediyorsun gönülden, kalpten ve kalbine indiği zaman artık sende bir bolluk bilinci oluşmuş oluyor. Yani zenginlik bilinci oluşmuş oluyor. Ona ne diyorlar aslında biliyor musun? Gönül zenginliği. Hani bakma şimdi etrafta bir sürü insanlar var. Herkes cebinde para yok. Eksikliğini kapatabilmek için benim gönlüm zengin diyor. Neye göre, kime göre? Kimi kandırıyorsun sen? Sen eğer gerçekten gönül zengini olsaydın cebinde de 3-5 kuruş olur, hayır hasanat yapardın. İyilikler yapardın cebindeki parayla. Ama yapamıyorsun, yok ki. Gönül zengini olsaydın cebinde de para olurdu zaten. Sevgili arkadaşlar, o yüzden kanmayın siz onlara. Şimdi tekrar ilk önce bakış açısını değiştiriyorsun. Burayı değiştirince gönlüne indiriyorsun. Gönül zengini oluyorsun. Gönül zengini olunca zaten bir tokluk bilinci oluşuyor sende. Böyle bir bolluk bilinci oluşuyor. Fazla da ona buna minnet etmiyorsun artık. O doyum noktasına ulaştıktan sonra sen aslında gönül zengini olmuş oluyorsun. O gönül zenginliğine ulaştıktan sonra da hemen yansıyor. Nereye? Cüzdanına, banka hesabına, evinin önündeki arabana ve evine yansıyor. Anlatabiliyor muyum? Saatine yansıyor. Senin bedenine yansıyor. Daha çok dikkat ediyorsun sağlığına. Artık gönül zengini olunca, cüzdan zengini olunca artık diyorsun ki belli bir yere geliyorsun, kendini gerçekleştirme ihtiyacın oluyor. Yani kabuğunu kırmak, başkalarına faydalı olmak. Tamam mı? Hani şimdi bu videoyu izlerken şunu da söyleyebilirsiniz, belki aklınıza gelecek. Hocam ben çok öyle zengin adamları biliyorum, çok cimri. Elindekilerini kimseye vermiyorlar, hayrı yapmıyorlar. Evet, onlar gönül zengini değil zaten. Onlar gerçek zengin de değil aslında. Onlar bir de gece uyuyabiliyorlar mı onu sor. Gece uyuyamıyorlar ki onlar. Elindekilerini kaybetmemek için zaten uyuyamıyorlar. Onlar zengin değil ki. Öyle görünüyor sadece. Onu da söyleyeyim. Onları anlatmıyorum ben burada. Ben burada gerçek zenginleri anlatıyorum. Videonun başında söyledim zaten. Gerçek zengin olmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle dedim, değil mi? Dolayısıyla ben sana onlardan bahsetmiyorum. Ben sana gerçek zenginlerden bahsediyorum. Bu videoyu tekrar izlersen anlayacaksın beni. Dolayısıyla sen de zengin olabilirsin. Herkes zengin olabilir. Hani şimdi böyle bir söz de var aslında ama onun kaynağı da yok değerli arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Onu kimler söylüyor biliyor musunuz? Allah sevdiğine zenginlik verir, isteyene de ilim verir. Değerli arkadaşlar, bunun kaynağı sağlam bir kaynak değil. Bunun kaynağı sağlam zeminde oturmuyor. Dolayısıyla siz onlara bakmayın. Allah isteyene verir, zenginliği de verir, fakirliği de verir, bereketi verir ama isteyene verir. Çünkü siz isteyin, ben icabet edeyim buyuruyor Hazreti Allah. Yani icabet etmek ne demek? Kabul etmek. İcabet edendir Hazreti Allah. Bana bir adım yaklaşana ben koşarak yaklaşırım buyuran bir Hazreti Allah. Ona biz kuluz. Dolayısıyla sen yeter ki iste. Sen de zengin olursun. Sen de gerçek zengin olabilirsin. Harekete geç. Karar ver. Bırak seni aşağı çeken o olumsuz biraz önceki cümleleri kenara bırak. Zenginlikle alakalı sana anlatılan kötü kelimeleri hayatından çıkar. Güzel niyetler ile hemen şimdi karar ver. Harekete geç. Bakış açını değiştir. Düşünce kalıbını değiştir. Buradan başlıyor çünkü her şey. Harekete geçebilirsin. Bak şunu da eklemek istiyorum. Senin ayak bağlarını var. Biraz önce dediğim gibi düşünce kalıpları. Bunların analizini yaptır. Çok önemli bak. O düşünce kalıplarına sahipsen eğer gerçek zengin olamayacaksın. O yüzden biraz önce dediğim gibi düşünce kalıplarını değiştirmeye çalış. Harekete geç. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk. Onların bakış açılarını değiştirdikten sonra, yani ayak bağlarından insanlar kurtulduktan sonra potansiyelini kullanmaya başladılar. Yeteneklerini kullanmaya başladılar. İşte ondan sonra bolluğa, berekete ve zenginliğe ulaştılar. Yıllardan beri biz bunu yapıyoruz zaten. Eğer bu konularda bizim sana yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman yapacağın tek şey var. Bu videonun altındaki linke tıklıyorsun. formu doldururken zaten bir ön analize girmiş oluyorsun. O ön analizi geçersen, yani o ön analizi atlatırsan, filtreden geçersen zaten ön görüşmede görüşeceğiz seninle. O zaman bizim arkadaşlar seni arıyorlar. Senin ayak bağların nelerdir? Seni engelleyen düşünceler nelerdir? Yeteneklerin nelerdir? Ben sana onu adım adım gösteririm. Sen de uygularsın, sen de hedefine ulaşabilirsin. Hemen hareket etmen lazım. Şimdi gerçekten gönül zengini olmak istiyorsan, gerçek zengin olmak istiyorsan, bolluk bereketini arttırmak istiyorsan yapacağın şey videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek. O kadar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.